Uzun zamandır bütün dünyayı ve de ülkemizi etkisi altına alan salgın hastalık münasebetiyle sizlerle kitlesel anlamda kestel ölçeğinde bir araya gelememenin üzüntüsünü yüreğimizde hissederken bugün burada sizlerle bir arada olmanın mutluluk ve kıvancını yaşıyoruz. Davetimize icabet ederek toyumuzu şenlendirip soframızı bereketlendirdiğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Öncelikle 9 bölge toplantısıyla bu siyasi çalışmalarımızın startını verdik. Devamında 81 ilimizde 1,5 ay gibi kısa bir zaman aralığında siyasi çalışmalarımızı devam ettirdik. Ardından bu çalışmaların ilçe ilçe yürütülmesini programlayan bir çalışmaya Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla başladık. Ramazan Bayramı öncesi Türkiye'de son 24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olmuş olduğu 125 ilçeyi ziyaret imkanı bulduk. Bu ziyaretlerde özellikle ve öncelikle yıllardır Atatürk'ün emaneti, Atatürk'ün kurduğu parti olması gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkan, oy veren vatandaşlarımızla buluşmayı esas aldık. Bundan muradımız şuydu. Hepinizin yakinen takip ettiği üzere gerçekten evet Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ümüzün kurduğu ve bu millete emanet ettiği bir partidir. Vefatına kadar bu ülkede çok önemli hizmetlere şüphesiz imza atmış da bir siyasi partidir. Ancak devamında ve özellikle son Kılıçdaroğlu yönetimiyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi çok farklı noktalara evrildi. Bu hakikati milletimizle Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu sahiple sahip çıkan vatandaşlarımıza ifadeye gayret sarf ettik. Kapalı kapılar ardında hangi kirli görüşmelerin, pazarlıkların yapılmaya çalışıldığını, sırf iktidar olmak uğruna Türkiye'nin geleceğine dair hangi fedakarlıklarda bulunmaya çalıştıklarını, nelerden vazgeçmek istediklerini, ülkeyi nereye, hangi felakete sürüklemeye çalıştıklarını Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarla, vatandaşlarla paylaşma imkanını bulduk. Ve hamdolsun, emin olun bu çalışmalarımız neticesinde çok olumlu dönüşleri de görme imkanımız oldu.